Evet diyor, iman edin. Aminu nasıl bir kelimedir? Zeynel Abidin, aminu. Yani nasıl bir sıgadır? Emir kipidir hocam. Emir kipidir. Madısı ne gelir? Amene. Amene. Amenin aslı e'mene. Dolayısıyla da aminunun da aslı e'minu. Ef'ilu vezninde. Ef'ilu vezninde. Mehmuzul fadır if'ar babında. Evet diyor. Ve aminu iman ediniz. Ne? Bima enzeltu. Rabbul alemin celle celaluhu. İsrail oğullarına hitaben siz diyor, tabi burada Rabbul alemin İsrail oğullarını imana davet ederken çok ilginç bir yöntem Kur'an-ı Azimüşşan kullanıyor. O ilginç yöntemi de Allahu Alem İsrail oğullarının İslam davetine karşı gösterdikleri tutumdan dolayı ve sanki bu tutum en belirgin şekilde Yahudiler için söz konusudur. Nedir o tutum? Yahudiler genelde İslam davetini niçin reddediyorlardı? Asabiyetten dolayı. Çünkü biz işte İsrail'in oğullarıyız, onun nesliyiz. Dolayısıyla nübüvvet bizim hakkımızdır. Başkası Araplara mı düşmüş bu? Bu bizim hakkımızdır. Böyle yani atalarıyla övünerek, atalarının durumunu göz önüne alarak risaleti reddediyorlardı. Onun için Kur'an da onları davet edince genelde atalarını gündeme getirerek onları ne yapıyor? Bir yandan ikna etmek, bir yandan susturmak istiyor. Ve mesela geçen ayette ya beni İsrail kuru ni'metiyelleti en'amtu aleykum bundandır. Evet. Ki burada da ileride de gelecektir. Evet. Ve aminu ey İsrail oğulları iman edin bima enzeltum. İndirdim Kur'an'a iman edin. Ve o Kur'an'ı öyle indirdim ki musaddiqan lima ma'akum. Sizinle birlikte olan kitabı tasdik ederek indirdiğim. Yani Kur'an'ın hani size Tevrat inmiştir ya, siz Tevrat Allah'ın kelamı olduğuna inanıyorsunuz ya, o Tevrat'ın içeriğine baktığınızda, bir de Kur'an-ı Azimüşşan'ın içeriğine baktığınızda, özellikle nübüvvet meselesinde, ahiret meselesinde, melekler meselesinde, nübüvvet tarihi konusunda, bütün bu konularda Kur'an Tevrat'la birebir örtüşüyor. Ve yine Tevrat'ta kainatın yaratılışı, zaman zaman Allah'ın kudretinin delili olarak gösterildiği gibi Kur'an da bunu yapıyor. Dolayısıyla artı diğer önemli bir şey ki onun için Kur'an-ı Azimüşşan musaddikan ifadesi kullanmış. Kur'an'daki bilgiler rafine bilgilerdir. Duru bilgilerdir. Onlara bir takım İsrailiyat, bir takım yani mübalağa, hurafe, fazla abartı, yalan, yanlış karışmamış duru bilgilerdir. Ama sizin Tevrat'ınızda sizler tarih boyunca hep onunla uğraştığınız için, bazen eksilti, bazen artırdığınız için Tevrat'ınızdaki bilgiler duru da değildir. Ve Kur'an'ın o duru bilgilere sahip olmasından dolayı musaddiqan lima ma'akum. O sizinle birlikte olan bilgileri doğruluyor. Evet. İşte diyor musaddiqan halun muakkidatun min el-ha'il mahzufati. Bu musaddiqan diyor enzeltunun hasf edilen mef'ulünden haldir. Hatırlarsanız şunu diyorduk. A'ed-i mevsul
mansub bir damir olunca çokça hasf edilir. Değil mi? Aed-i mevsul mansub bir damir olunca çokça hasf edilir. Burada da enzelto cümlesi bima umay mevsuleye sıladır. Bu sıla cümlesinin bir aed-i ihtiyacı var. O aed-i hasf olmuştur. Yani bima enzeltuhu musaddiqan lima ma'akum. Evet. Kâne ukir enzeltu musaddiqan lima ma'akum. Evet. Sizinle birlikte olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğim bu kitaba iman ediniz. Bu kimin kelamı arkadaşlar? Ve aminu bima enzeltu. Tabi Kur'an'da geçer. Direkt Allah'ın kelamıdır. Rabbul Alemin Celle Celaluhu direkt onlara emir veriyor. Evet. Bu limamı hakkındaki lam ne lamıdır Oğuz? Oğuzhan. Mevsule olmaz mı Selam? Efendim? Mevsule. Neyi? Ma'daki, limadaki ma değil mi Selam? Lima ma'akumdaki lam. Ne lamıdır? Onu soruyorum. Bu lama biz lam-ı takviye diyoruz. Takviye lamı. İsmi faal, ismi mef'ulün mef'ulünde gelen lam, tabi mutaddi olan ismi faal. Mutaddi olan ismi faal ve ismi mef'ulün mamulünde gelen lam, lam-ı takviyedir. Masdarın mef'ulünde gelen lam, yani yine mutaddi masdarın mef'ulünde gelen lam, lam-ı takviyedir. Fiilden önce gelen mef'uldeki lam da lam-ı takviyedir. Bunu söylemiştim ama Ozan unutmuş. Sabah menajer. Estağfurullah. Yani fil ibadeti ve tevhidi ve nubuvveti ve emri Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hangi konularda o Kur'an, o inzal ettiğim kitap, sizinle birlikte olan Tevrat'ı hangi konularda doğruluyor? İbadette, yani Allah'a ibadet etmeye davette. Bir. İki. Allah'ın birliğine davette. Üç. Peygamberliğe, imana davette. Dört. Resulullah'ın durumunda. Çünkü Tevrat'ta ileride bir peygamberin geleceği ve ona iman etmelerinin istendiğini görüyoruz. Hatta Mekke'nin ismi Faran diye geçiyor. Faran dağlarına yakın bir yerde bir peygamber gelecek. Bütün bunlarda bu konular Tevrat'ta geçiyor. Kur'an da gelip bunları ne yapıyor? Rafine bir şekilde bunları veriyor. Dolayısıyla bunu görünce sizin hemen ne yapmanız lazımdır? İman etmeniz lazımdır ki Şuara suresinde de Rabbimiz Celle Celaluhu bu hakikate şöyle dikkat çekmektedir. Evvelem yekul lehum ayeten en ya'lemehu ulema'u beni İsrail. Bu bana çok anlamlı bir istidlalde anlamlı bir açılım geliyor bana. Bu evvelem yekul lehum ayeten en ya'lemehu ulema'u beni İsrail. Çünkü arkadaşlar tabi mesela şirk toplumunu düşündüğümüzde şirk toplumunu Kur'an'ın davet ettiği, onları davet ettiği hususların çoğu onlar için sıra dışı konulardır. Ve onlar belki ilk defa onlarla karşılaşıyorlar. Bir kısmı belki Mekke toplumunda, Mekke toplumu tabi diğer din mensuplarının uğradığı bir yer olunca Mekke kültürü
böyle heterojen bir kültürdü. Yani dinler arasından böyle bir takım unsurların yerleştiği bir kültürdü. Çünkü Mekke cahili dönemde de çok uğrak bir yerdi. Herkesin uğradığı bir yerdi. Dolayısıyla bir de tabii İbrahim Aleyhisselam'ın hala Hanif dininin, yani İbrahim Aleyhisselam'la Resulullah Efendimiz arasındaki zaman mesafesi uzun da olsa ama hala nesilden nesle devam eden İbrahim Aleyhisselam'ın dininin bir takım ufak tefek kalıntıları vardı. İşte bunların dışında bu heterojen kültürde yer alan bazı dini unsurlar ve İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif dininden gelen bazı unsurların dışında Kur'an-ı Azimüşşan'ın davet ettiği hususların çoğu Mekke şirk toplumuna çok ilginç geliyordu. Duymamışlardı, bilmiyorlardı. Ama Ehlül Kitap öyle değil ki. Ehlül Kitap Hristiyan olsun, Yahudi olsun, onlar kendi kitaplarında Kur'an'la birebir örtüşen bir takım bilgileri, davet yöntemi, ifade şey, davet edilen hususları görüyorlardı. Dolayısıyla bu onlar için Kur'an'ın tıpkı Tevrat ve İncil nereden gelmişse Kur'an'ın oradan geldiğinin ifadesi olması lazımdı. Çünkü özellikle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin konumu, yani coğrafi konumu da düşünüldüğünde Mekke'de yetişmiş, büyümüş, okul, okuma, yazma olmayan bir toplumda peki o nereden bu kadar rafine, bu kadar net, bu kadar açık bazı dini hakikatleri nasıl söyleyebilirdi? Eğer o, ama burası önemli, dikkat edin arkadaşlar. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa sahte bir dinin kurucusu olarak toplumun karşısına çıksaydı, o zaman o gün dinlerin kültüründe mevcut olan şeyleri söyleyecekti. Nedir dinlerin kültüründe? Mesela mitolojiler, yani böyle abartılı şeyler, çok tanrılık, işte rüzgar tanrısı, yağmur tanrısı, bilmem Yunan mitolojisinde olduğu gibi veya Mısır mitolojisinde olduğu gibi bunlara çok başlı tanrı, yok bilmem şöyle biri, hulasa eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haşa sahte bir dine davet etmiş olsaydı, o zaman o şirk toplumunda var olan dinin bir takım unsurlarını kendisi bazı eklemelerde, abartılı bazı eklemelerde bulunarak söyleyecekti. Ama bunların izi yok onun davetinde. Hatta tamamen onlara taban tabana zıt. Dolayısıyla müşrikler bu kadarını anlamasalar bile, ama Ehlül Kitap, Yahudi ve Hristiyanlar bunu çok iyi anlamaları lazımdı. Ve bunun için Kur'an-ı Azimüşşan onları davet ederken sıkça Kur'an'ın onlarla birlikte olan semavi kitaplar olan Tevrat, İncil ve Zebur'un içeriğini doğrulayıcı olarak ve üzerinde gözetici olarak nazil olduğunu ve muheyminen diye ifade ediyor. Öyle nazil olduğunu Kur'an ısrarla beyan ediyor. Tabii bu çok aydın, çok münevver bir istilal yöntemidir. Ancak anlayana. Evet. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Siz ey Yahudiler, ey Tevrat'a inananlar, siz ona ilk inkar eden, onu ilk kafir olanlardan olmayın. Yani herkesten önce siz küfre girmeyin. Bilakis tabii bunun
mefhumu muharefi, yani siz elinizdeki kitabın içeriğiyle Kur'an'ı karşılaştırarak ilk iman, ilk müminler olun. Evvele men kefere bihi, ona ilk kafir olanlardan olmayın. Ev evvele hizbin, ev fevcin kafirin bihi, veya kafir kelimesi mahzub bir mevsufun sıfatıdır. Yani onu ilk inkar eden ilk grup olmayın. Hizb de, fevc de, ikisi grup. Ev veya şöyle, ve la yekun kullu vahidin minkum evvele kafirin bihi. Sizden her biriniz onu ilk inkar edenler olarak olmayın. Ve hâzâ ta'rîdun, bu şunu, tabi arkadaşlar bu şu üsluptur. İlk kafir olmayın üslubu. Tabi biliyorsunuz Bakara suresi nerede nazil oldu? Medine'de. Doğru mu? Evet hocam. Ama Medine'ye gelinceye kadar Beyset üzerinde 13 sene geçti. Doğru mu? Ve bu 13 sene boyunca bir ton Mekke'nin içinden ve dışından müşrikler Kur'an'ı inkar etti. Peki bu öyle olduğu halde nasıl Yahudilere ve la tekunu evvele kafirin bih denmiştir? Bu arkadaşlar şu manadadır. Yani siz bu Kur'an'ı madem sizin yanınızdaki kitabı doğruluyor, siz bir an evvel ona iman etmeye bakın. Üslup bu demektir. Yani dolayısıyla bu onları vurgulu bir şekilde, güçlü bir vurguyla imana davetten dolayı böyle gelmiş diyorsa zaten Kur'an şey Yahudilerden önce çok kafir olanlar var. Evet. وَهَذَا تَعْرِضٌ, bu tarizdir. Tariz biliyorsunuz bir beyani bir üslup çeşididir. Biz Türkçe'de sanki buna gönderme diyoruz. Göndermede bulunuyor ki بِأَنَّهُ يَجِبُ كَانَ يَجِبُ اَنْ يَكُونُوا اَوَّلَ مَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ. Bu Yahudilerin veya ehli kitabın topluca Kur'an'ı ilk, Kur'an'a ilk iman edenler olması lazımdı. Neden? لِمَعْرِفَتِهِمْ بِهِ. Çünkü onlar bu kitabı biliyorlar. Ve bir sıfatı bu kitabın durumunu da biliyorlar. Evet. وَالضَّمِيرُ فِي بِهِ, bu اَوَلَا كَافِرٍ بِهِ ضَمِيرِ يَعُودُ اِلَى الْقُرْآنِ مَا اَنْزَلْتُ اِرَاجَتُ. Zaten مَا اَنْزَلْتُ da Kur'an'dan ibarettir. Yani وَلَا تَكُونُ اَوَّلَا كَافِرٍ بِالْقُرْآنِ, وَلَا siz Kur'an'ı ilk inkar edenler ve indirdiğim kitabı ilk inkar edenler siz olmayın. وَلَا تَشْتَرُمْ, siz satın almayın. وَيَا وَلَا تَسْتَبْدِلُمْ. O zaman burada ne vardır arkadaşlar? لَا تَشْتَرُوا لَا تَسْتَبْدِلُوا yerine kullandığına göre bunda ne var? İstiara. İstiara musarraha tebaiyye vardır. Çünkü fiil, fiil yerine geçmiştir. Ona istiara musarraha tebaiyye diyoruz. Peki karine nedir? İstiaranın karinesi bir ayatidir. Değil mi? Bir ayati deyince anlıyoruz ki burada şeydir. Burada değiştirme anlamıdır. Evet, وَلَا تَشْتَرُوا, siz değiştirmeyin. Bir ayati, benim ayetlerime, ayetlerimi neyle değiştirmeyin? ثَمَنًا قَلِيلًا, az bir semeni, az bir karşılığı, yani ufak, küçük, eksik, yetersiz, nakıs, az olan bir karşılığı benim ayetlerimle sizler satın almayınız. Yani o yetersiz, az, eksik olan semeni alıp ayetlerimi bırakmayın. O şekilde bir
ne yapmayın? Ayetlerimi la usemeni ayetlerimde değiştirmeyin. Şimdi burada tabii bu bir tegyir ya ve tahrif ya. O ayetlerimi tegyir ve tahrif etmekle. O zaman bu şekilde olunca ayetiden maksat Tevrat oluyor. Yani Tevrat'taki ayetlerimi, Tevrat'taki beyanlarımı siz inkar etmeyin. Kavminizden, Yahudi cemaatinden gizlemeyin. Neyin karşılığında? Onların hani tabii bu bunun muhatabı birinci derecede hatta ve aminu ve la tekunu da bunların birinci derecede muhatapları İsrail oğullarının alimleridir. İşte o alimlere diyor ki benim ayetlerim Tevrat ve İncil'de olup da Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini doğrulayan, Kur'an'ın içeriğiyle örtüşen o bilgileri kavminizden başkanlığınızı koruma adına gizlemeyiniz. O toplumdaki öncülüğünüzü, önderliğinizi koruma adına Tevrat'taki hem Kur'an'la ilgili hem de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili ayetleri ne yapmayın? O ayetleri gizlemeyin, değiştirmeyin. Bu şekilde de anlaşılabilir. Kanaatimce ayatiden Kur'an ayetleri de anlaşılabilir. Yani şöyle siz o az bir semen olan riyasetiniz mukabilinde ayetlerimi ne yapmayın? Bırakmayın. Nasıl? Yani onlara inanmamak suretiyle, Kur'an ayetlerine inanmamak suretiyle onları bırakıp o dünyevi karşılık olan öncülüğünüzü, önderliğinizi koruma adına benim ayetlerimi onlarla değiştirmeyin. Kâlel Hasan, Hasan Basri Rahimullah, huve dünya bi hadafiriha. Diyor o semen-i kalil dünyanın bütünüyledir. Dünya ve bütünü. Yani bütün dünya. Bütün dünya Kur'an'a karşı veya Tevrat'ın ayetlerine karşı az bir semen sayılıyor. Evet. Ve kıyla bir kavle göre huve riyasetü leti kânet lehum fi kavmik. Zaten biz bu şekilde mana verdik. O Yahudi alimlerin kendi kavimleri içerisindeki öncülükleri, önderlikleriydi. Evet. Kâfu aleyhel fevâta لَوْ اتَّبَعُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Onlar eğer biz Resulullah'a uyarsak bizim öncülüğümüz elden gider diye bundan dolayı ne yapıyorlardı? Tevrat'ın ya ayetlerini inkar ediyorlardı veya Kur'an'ı inkar ediyorlardı, iman etmiyorlardı. وَاِيَّا يَفَتَّقُونِ. Ve sadece benden ne yapın? Benden sakının. Takvama dikkat edin. فَخَافُونِ فَرْهَبُونِ فَتَّقُونِ. Bu üç fiilde بِلْيَاءِ فِرْحَالَيْنِ vasıf ve vakıf halinde bu üç fiili de ya ile okumuşlar. Kâlilerin çoğu. Yakup diyecek. وَكَذَٰلِكَ كُلُّ يَاءٍ مَحْذُوفَةٍ فِي الْخَطِّ. Hattan hasf edilen bütün yağları kurra-i aşaradan olan Yakup yayı yayla okumuş. Yani yayı hasfetmemiş, yayı ispat etmişti. Evet. Peki. Ve iyâye fettekûn cümle yapısı olarak neye giriyor arkadaşlar? Hangi nahv kuralına giriyor? Hasır mı? Efendim? Hasır için önce getirilmiş. O tamam da yani eğer
Ama bu hasın dışında ki işte hasın dış. Ha. Şöyle söyle. İşte var. Ne vazgeçtin? İştigal babıdır işte. İştigal babıdır. Söylemiştim. Sesim gelmedi hocam. Ha. Dolayısıyla o yönüyle düşündüğümüzde zaten ya ittakuni fiilinden önce değildir. Ama cümlenin hali hazırdaki yapısı bize ne yapıyor? Hası andırıyor. Evet. Peki arkadaşlar. Burada dursak caizdir değil mi? Tabii hocam, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu hafu aleyha el fevate. Bu fevate niye mansuptur hocam? Nerede? Hafu aleyha el fevate. Hafu aleyha. Fevate hafunun mefulü bihidir. Hafu. Tamam. Aleyha car mücud haluk ediyor. Zarfı bu, fevate de mefulü bihidir. Hocam bu mansubu minedel hafıt mı? Neyi? Yani normalde hafu minel fevati denmez mi hocam? Yani böyle de bazı fiiller hem harfi cerle müteaddi oluyor, bazen de mefrubi olarak kullanılıyor. Hafu da öyledir. Bazı yerlerde doğru harfi cerle kullanıldığı da oluyor. Ama mesela bakınız, ve hafuni orada da mefrubi nasip etmiştir. Yani iki kullanımı vardır. Evet.